Çek Cumhuriyeti'nde patlak veren devlet içinde yolsuzluk ve fişleme skandalı Başbakan Petr Neçes'i istifaya zorladı. Muhalefetin baskıları karşısında geri adım atan Neçes görevinden ayrılacağını açıkladı. Bu anayasaya göre koalisyon hükümetinin de düşeceği anlamına geliyor. Kararını düzenlediği basın toplantısıyla duyuran Neçes, siyasi sorumluluk almaktan çekinmediğini söyledi. Geçtiğimiz çarşamba günü ortaya çıkan siyasi tabloyu son derece titiz bir şekilde takip etmekteyim. Ve bu durumun benim için nasıl sonuçlar doğuracağını iyi biliyorum. Bu yüzden mensubu olduğum Yurttaşlar Demokratik Partisi yönetimine ve koalisyon ortağı diğer parti liderlerine yarın itibariyle başbakanlık koltuğunu bırakacağımı bildirdim. Avrupa Birliği üyesi Çek Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz hafta başbakanlık ve birçok kamu binasına düzenlenen baskınlarda 400 kişi gözaltına alınmıştı. Onlar arasında Neçes'in baş danışmanı Yana Nagyova da bulunuyordu. Nagyova görevini kötüye kullanmak ve istihbarat servisi aracılığıyla vatandaşlar hakkında fişleme yapmakla itham ediliyor. Başbakan Neçes'in istifası sonrasında ülkede yeni kabineyi oluşturma görevinin kime verileceği merak ediliyor.